Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal enkaz bölgesindeki son durumu anlattı. Deprem dolayısıyla hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirterek, belediyemizin tüm imkanları 7/24 vatandaşımızın hizmetindedir. Tüm ihtiyaçlarınızı kriz merkezimize bildirin, tüm gücümüzle, memuru, işçisi, tüm çalışanlarımızla alanlarda her zaman yanınızda olacağız dedi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, depremde yıkılan riskli binalara dair önemli açıklamalarda bulundu ve 3 gündür tartışılan rapor eleştirilerine cevap verdi. Sandal, belediyenin riskli binalarla ilgili resmi bir işlem yapma yetkisi olmadığını kaydetti. Sandal, binada hasar var ve bu gözle görülüyor. Ancak bu hasarı tespit etmek benim kanuni olarak görevim değil. Böyle bir yetkim yok. Bu yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Şu anda Bayraklı'da 105 binanın tahliye kararı var. Bu kararı da Bayraklı Belediyesi vermiyor ifadelerini kullandı. Öte yandan belediyenin risk raporunun niye iletilmediği ile ilgili eleştirilere ise Doğanlar Apartmanı yöneticisi istifa etmiş. Ortada bina var, yönetici yok. Bir sıkıntı olduğunda idari ve adli sürecin bir an önce başlaması lazımdı. Vatandaş sizden hasar tespiti istediğinde resmi kurumlara başvurulur. Yönetimin ilgili kurumlara başvurması gerekiyordu ifadelerini kullandı. Yani o yüzden girmemeli.